Herkese merhabalar, kanalıma, tatilime, kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Tatilde bile video çekip montaj yapacak kaç tane influencer ya da youtuber tanıyorsunuz söyler misiniz bana? Neyse bugün eğlenceli başladık ama söyleyeceklerim ve konuyla alakalı yorumlarım o kadar da eğlenceli değil. Biliyorsunuz ki size Camlı İki Kız'ın gerçek hikayesini yani kitapta ne geçtiğini 300 sayfayı iki halde özetledim. İlk başta Sedat'la Nalan'ın neler yaşadığını anlattığım part 1 video vardı. Onu çok izlemişsiniz ama asıl Nalan'ın gençliğinde neler olduğunu ve büyük sırrının ne olduğunu daha sonrasında nasıl bir hayata sürükleneceğini part 2 videomda anlattım. Onu da dinlemek isteyenler, henüz dinlemeyenler varsa aşağıya linke bırakıyorum. Nalan'dan sonra Sedat'ın başına neler geldiğini merak edenler için de Sedat'ın gerçek hikayesini anlattığım videoda aşağıda linkte. Şimdi hazırsanız genel olarak Camdaki Kız dizisinin hem 3. bölüm yorumlaması hem de diziyle kitap arasındaki farklılıklardan ve kendi yorumlarımın neler olduğundan bahsedelim. Arkadaşlarım gün geçmiyor ki Türk televizyonlarına draması, entrikası ve travması bol bir dizi daha eklenmesin. İçimiz Kasvet'ten şişti, Kırmızı Odalar, Masumlar Apartmanları, Sadakatsizler derken Camdaki Kız hepsini yerinden, tahtından etti gerçekten. Ben kitabı okuyan, iki kez okuyan bir insan olarak dizide yapılan fazla abartıları, kadının cinselliğinin bu kadar fazla işlenmesini ve bu kadar değişik tekniklerle anlatılmasını kitapta olmamasına rağmen bu şekilde abartılı sahnelerle izletilmesi beni gerçekten de çok rahatsız etti. Aa eşek arası. Doğada da böyle oluyor. Neyse. Şundan bahsedeceğim. Birinci bölümü zaten izledim ama hepimizle birlikte ben de çok fazla beğenmedim. Çok yavaş geldi, zoom geldi, yönetmen değişecek dedik. Değiştirmişler. Yönetmen değişse de konunun gidişatı, travmatik boyutları ve ele alınış şekilleri bana kitapla birebir örtüşmüyor gibi gelmeye başladı. Zaten normalde de büyük sırlara, travmalara gebe olan Nalan'ın hayat hikayesini bir de ekstra yapımcılar ve senaristler uğraşmışlar ki üstüne kremayı nasıl sıkarız diye. Sedat'ın mazoşizmi eklenmiş, korse eklenmiş, annesinin iyice böyle cinnet getiren bir kadın gibi olması, Nalan'ı böyle bir kafeste tutan kuşa benzetmesini getirmişler. Evet, hikayenin normal orijinal halinde Nalan annesi ve babası tarafından, yani bildiği kişiler, şimdi spoiler vereyim mi, izlemeyenler varsa ilk defa izleyecekler. Neyse, öz annesi ve babası olmadıklarını söyledik zaten, bu her yerde dolaşan bir haber. Part 2'de neden böyle olduğunu anlattım. Bu sırrı öğrenmek isteyenler izlesin. Şimdi normalde baba da aslında bu kadar sevgi dolu değil kitapta arkadaşlarım. Çünkü burada dengeleyici unsur olarak Nalan'ın babası Adil Bey'i koymuşlar. Ama annesi zaten hasta. Yani annesinin yaptığı hiçbir şeyi normal insan yapıyormuş gibi eleştirip değerlendirmeyin. Çünkü annesinin Nalan'ın doğduğu gün yaşadığı travmalar ve ondan önceki olay örgüsü sebebiyle akli durumu yerinde değil. Zaten öncesinde de halüsinasyonlar görmeye meyilli olduğunu dizide Adil Bey ile Feride Hanım arasında geçen diyaloglardan anlıyoruz. Dolayısıyla onun yaptığı bütün şeyleri hasta bir insan olarak değerlendirmemiz lazım. Ama kitapta bile ne korse var, böyle uçları yakılan korselerden, iplerden artık her sahnede bir kadın iç çamaşır görmekten, korse görmekten, duş sahnesi görmekten, o kızı böyle zımparalar gibi keselemelerinden ben yoruldum izlerken. Nalan'ın bu tarz hayal dünyasında masallar kahramanı gibi gördüğü sahneler kitapta yok. Sedat'ın mazoşisti ve Canan'la olan birlikteliği de kitapta yok. Zaten inanılmaz travmatik, gerçek bir hikayeyi alıp ekstra kurgularla bunu şişirip iyice kadınların cinselliği üzerinden, iki bacak arasından, aynı Murat Soner'in de dediği gibi bir adam iki kadın arasında kalıyor, iki bacak arasında da namus aranıyor. Alın size yeni başlayan bir dizi. Bu kadar cinselliğin tabulaştırılması, o kızın bu kadar korkması annesinden, korseler giydirilmesi, en sonunda artık daha ne olabilir dedik ve bekaret testi için doktora götürülen sahnede gerçekten tüylerim diken diken oldu, sinirden kabardım. İzleyen insanların, sizlerin yorumlarınıza baktığımda, Twitter'a baktığımda inanılmaz büyük bir tepki toplamış bu sahne. Çünkü bundan yıllar öncesinde adını Feriha koydum dizisinde de bu tarz bir sahne eklenecek. Ama Hazal Kaya 20 yaşına rağmen o duruşu sergileyip ben bu sahneyi çekmem çünkü bu bazı insanlara yanlış örnek olabilir demiş. Şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar, 80 küsür milyonun yaşadığı bir ülkedeyiz. Bu tarz dizilerin zaten herkesin ekranlarında, televizyonlarında ulaşılabilir saatlerde 7'den 70'e herkesin izleyebileceği ortamlarda olduğunu kabulleniyoruz. Ben, siz ya da benim gibi düşünen insanlar bu tarz sahnelerin ne kadar yanlış olduğunu bilincinde
doğrusunu bilen insanlarız. Ama çok eminim ki Türkiye'de bu sahneleri izleyip aklından geçiren, kendi kızlarının acaba bunu uygulasak mı diye düşünen insanlar olduğuna yemin edebilirim, kanıtlarım da. Doğu kesimleri, batı kesimleri fark etmeksizin bu bağnazlıkta hala iki bacak arasındaki namus derdine düşüp bekareti sorun eden, bunun için kontrol testleri yaptırıp kadınları bir mal gibi gören zihniyetler mevcut hala hayatımızda. Korse sahnesinde, bekaret kontrol sahnesinde biz belki bu da yapılır mı diyoruz ama başkasının hiç aklına gelmeyeceği bir şeyi acaba kızıma uygulasam mı, yapsam mı diye de sokmuş olabiliyoruz. İşte bu yüzden bu tarz olaylar gerçek hikayelerde olsa bile bu kadar insanların gözüne parmakla sokulur gibi sokulmasına karşıyım. Çünkü eşeğin aklına karpuz kabuğunu düşürmektir bu. Belki şu an kaç insanın aklında kızıma korse giydirip böylelikle güvence altına alıp onu erkeklerden korurum düşüncesi bile yerleşti. Bu diziden önce bunu hayal bile edemeyen insanlar şu an acaba uygulasam mı diye düşünüyor bile olabilir. Beni izleyenler arasında da olabilir. Lütfen arkadaşlarım, büyüklerim bu tarz şeylere etrafınıza mail eden, namusu gerçekten de sadece kadında, bacak arasında arayan insanlar varsa bunlarla oturun, konuşun, doğruya düzgüne yönlendirin. Çünkü kadınların bu kadar maddeselleştirildiği, erkeğin yapınca çapkın, kadını yapınca namussuz olduğu ortamlar maalesef ülkeleri geriden geriye götürecektir. Daha ileri aydınlık bir dünya vizyonu istiyorsanız namusu da, ahlakı da, güzelliği de önce kafanın içinde aramak gerekiyor. Kısacası cinselliğin bu kadar korkunç, tabu, yasak olarak gösterilmesi ve bunun bir kadın, genç kadın üzerinden yapılması, bu kadar korkutulup bu kadar travmatize edilmesini doğru bulmuyorum. Çünkü zaten gerçek hikaye diyorsanız o zaman kitaba bağlı kalacaksınız. Bu kadar fazla şişirip toplumun da ahlaki dengelerini, iç huzurunu bozmanın anlamı yok. Hele ki bu dönemde. Her zaman diyorum, yapımcıları da senaristleri de zaten elemden kasvetten öleceğiz, evlere tıkıldık kaldık. Biraz daha içimizi açacak şeylere yönlendi. Biraz da tatlı tatlı tebessüm ettirin bizi. Bu kadar zor olmamalı bunu yapmak. İlla acıdan, travmadan, bu tarz sansasyonlardan diziye reyting geliyor kaygısıyla bu kadar fazla insanların gözüne sokulmasını, olmayan şeylerin de abartılıp kurgulanmasına ben gerçekten karşıyım. O yüzden de bilmiyorum, önümüzdeki haftada bakacağım ama dizi böyle giderse büyük ihtimal kendi akıl sağlığım için ya izlemeye bırakacağım ya da hızlandırıp izleyeceğim. Neyse, gelelim Muzo'ya. Muzo'nun zaten Enis Arıkan olacağını size 1,5 ay öncesinden söylemiştim. Benim güzel takipçilerim, sıkı takipçilerim bu habere şaşırmadılar. Enis Arıkan'ın rolü aslında bir odadan çıktı. Ben şeye şaşırdım. Yani saçlar taranmış, çok janti, biraz daha pespaye, kendine bakmayan. Çünkü zaten kimseyle görüşmeyen, izole bir karakter olduğu için Muzo'nun o kadar şık bir şekilde yukarı çıkması, bu kadar aklı başında konuşmasına şaşırdım. Çünkü kitapta benim gözümde tasvirlediğim hem biraz fiziksel engeli fazla, deformasyonu fazla, kamburu çok fazla olan ve böylelikle de insanlar tarafından aşağılanmaktan korkan, insanların ortamına girmekten çekinen, kimseyle muhatap olmayan bir insanken şimdi ailesine odadan çıkıp akıl veriyor ve kimse de olmayan bir vizyonla veriyor. Evet, çok aklı başında bir çocuk Muzo ama bilmiyorum, Enis Arıkan, Ezgi Mola, bunlar bizi çok ters köşe yapmaya başladı. Normalde komedi oyuncularıyken şu an dram dizilerinde bizi oradan oraya sürükleyecekler belli ki. Eğer Muzo'nun da gerçek kitaptaki hikayede nasıl yer aldığını merak ediyorsanız onu da ayrı bir video olarak çekeceğim arkadaşlarım. Çünkü Nalan'la Muzo'nun ilişkisi güçlü bir ilişki olacak. Neyse, çok fazla spoiler vermeyeyim şimdiden. Bu arada geçen haftaki bölüm biterken alet edevatları gördü odadan, Nalan gitti, sonra tadilat vardı odada dediler ve Nalan da inandı buna. Bu haftada fotoğrafları gördü, teyzem kızı falan diyecek herhalde. Nalan zaten canım benim hayal dünyasında masal perisi gibi dolaşıyor, inanacak ama ben biraz senaryoda eksiklikler fark ediyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, sizin de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bu arada Murat Soner'in de Camdaki Kız incelemesiyle ilgili videosunu izlemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Her dizi analizinde olduğu gibi Murat yine döktürmüş. Her lafının altını da imzamı atarım. Gerçekten çok kaliteli bir içerik üreticisi olduğunu düşünüyorum. Buradan da sevgiler olsun izliyorsa. Benim Camdaki Kız'la ilgili söyleyeceklerim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Masumlar Apartmanı bu haftaki bölüm analizini yapmadım. Çünkü Naci çıktı. Zaten Instagram'dan online olarak konuşuyorum size. Şoklarımı belirtiyorum. Onun dışında bölümle ilgili çok fazla söyleyecek bir şey bulamadığım için de önümüzdeki haftayı izleyip bakacağız duruma göre. Yine de sizin istediğiniz başka içerikler ya da konular varsa aşağı yorum olarak
bırakın. Şu an biraz fazla yoğunluğum var arkadaşlarım. Sosyolog ve aile danışmanlığı kimliğimle de başka platformlara içerikler üretmeye çalışıyorum. Beni o platformlarda da yalnız bırakmayın topluluk sekmesine ekliyorum bütün videolarımı. İzleyip yorum yaparsanız desteğinizi her zaman hissetmiş olurum. Bugünlük benim söyleyeceklerim bu kadar canım arkadaşlarım. Tatilde bile sizi unutmuyorum, evde sıkılmayın diye video çekip yüklemek istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeniyorsanız, abone oluyorsanız da içinizden geliyorsa olun, olmuyorsanız da canınız sağ olsun. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'a da bekliyorum. Orada çünkü dizi yorumlarını anlık yapıyorum izlerken falan. Yakında Twitch açtıracaksınız bana. Online dizi izlerken yorumlatacaksınız. Güzel fikir aslında. Neden olmasın? 2 saat izlerseniz deneyebiliriz onu bir gün. Ay çenem düştü. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.